Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebişler için bulut yelek tarifini göstereceğim, yapımını göstereceğim arkadaşlar. Baştan sona detaylı anlatın, benimle yapabilirsiniz arkadaşlar. Her ayrıntısına kadar göstereceğim inşallah. Eminim yeni öğrenenler bile benimle kolaylıkla yapabilir bu modeli. Çünkü dediğim gibi ayrıntılı şekilde anlatacağım. Bu kaç yaşa olur diye sorarsanız arkadaşlar, hem kız bebeğe olur hem erkek bebeğe olur. Renk seçimine bakar. Sarı yaparsanız, mavi, gri yaparsanız erkek bebeğe, sarı, pembe, kırmızı tonlarında yaparsanız kız bebişlerimize olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bulut sonradan yapıp diktim. Beyaz ip de lazım bize. Böyle ilik yeri gördüğünüz gibi yanda, ona dikkat edeceğiz. Ayrıntılarımız var. Kaç yaş bebeği olur? 3 ve 1 yaş arası, 3 ay ve 1 yaş arası bebişlerimize olur arkadaşlar. Yeni benim ipim biraz ince olduğu için yeni doğan bebişlere de olur diye düşünüyorum. Kaç ilmek başladım? 79 ilmek başladım. Ne lazım bize? 3 numara şiş, orta kalınlıkta bebek yünü lazım arkadaşlar. Bir de beyaz ve siyah ip lazım. Lif ipi de olur, patik ipi de olur arkadaşlar. Örgü ipi de olur, siyah. Elinizde farklı ipler varsa kullanabilirsiniz. Eğer ki ben 1-2 yaş çocuğa yapmak istiyorum derseniz arkadaşlar, ön kısmı mesela artı 4 ilmek fazla atın, ön ve arkayı artı 4 ilmek fazla atın. Kolları da mesela ben 13 ilmek yaptım, ayırdım bunda. 15 ilmek ayırabilirsiniz. Yani ikişer ilmek kolları, ön ve arkayı 4 ilmek fazladan başlayabilirsiniz. Artırmayı da ben 15 olasıya kadar artırdım. Ondan sonra haroşaya geçtim. Büyük yapmak istiyorsanız onu söyleyeceğim. Siz de dediğim gibi bir yaştan fazla yapmak isterseniz 1-2 yaş arası 15 değil de 17-18 ilmek artırabilirsiniz. 17-18 sıra artırabilirsiniz. Ondan sonra haroşaya geçebilirsiniz. Boyutunda yine siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yapımı çok kolay. Benimle kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Başka da söyleyecek bir şeyim yoktu sanırım. Hemen başlayalım inşallah. Evet, şöyle kenara alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim beni mahcup etmesin. Evet, şöyle 79 ilmek atacağım. Büyük yapmak isteyenler dediğim gibi 4, 8, 10, 12 ilmek fazla yapabilir. Bir yaştan büyük çocuklara yapabilirsiniz, yaparsınız. Evet, 79 ilmek atıp döneceğim arkadaşlar. Evet, 79 ilmek attım. Şöyle sonda düğüm atıyorum ki açılma yapmasın diye. Çevirdim. Haroşa yapacağız arkadaşlar. 4 sıra. Önden de düz, arkadan da düz öreceğiz. Böyle ilk sıramız biraz zor oluyor. Düz örerekten sıramızı tamamlayalım. Evet, sonuna geldim. Son ilmeği örmeden alıyorum arkadaşlar. İpimi öne alıyorum. Sağ şişimi örmeden takıyorum. Kenarı düz olsun diye, eminim çoğunuz biliyorsunuz ama. Evet, çevirdim. Yine haroşa, yani düz olarak örüyorum. Evet. Dediğim gibi 4 sıra yapacağız arkadaşlar. Ben 4 sıra yapıp 4 sıra haroşa olacak şekilde yapıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm arkadaşlar. Şimdi 7 tane kenar bantımız olacak ama burada düğme iliği yapalım. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Sonra ikisini bir örüp başına doladım. 2 ilmek daha ördüm.
Böyle 3, 6, 7 tane olmuş oldu. Bir tane artırma yapıyorum. 14 tane ilmek örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmek ördüm. Artırma yapıyorum. Yani başına doladım. Yine 2 ilmek düz örüyorum. Bu orta 2 ilmek haroşa olacak arkadaşlar. Buralar düz. Evet, başına doladım. 1. Evet, 13 ilmekte kolumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artırma yapıyorum. 2 tane örüyorum. Başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 19 ilmek öreceğim arkadaşlar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek arkayı yaptık. Başına doladım. 2 tane düz örüyorum. Başına doladım. 13 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Başına doladım. 7 tane haroşam var. 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Çevirdim. Tersindeyiz arkadaşlar. Tersinde kenarları haroşa yapıyoruz. Yani 7 ilmeği düz olarak örüyoruz. Artırdığım yerleri ters örüyorum. Diğerlerini de ters örüyorum. Evet, artırdığım ilmeğe geldim, ters örüyorum. 2 tane ortada ilmeğim var. Onları düz olarak örüyorum. Haroşa yapıyorum yani. Artırdığım ilmeği ters örüyorum. Ters örerek devam ediyorum. Evet, artırdığım ilmeğe geldim. Onu ters örüyorum. Ortada 2 ilmeğim var. Kol ayrımı, arka ayrımı diyelim. Onları haroşa yani düz örüyoruz. Önden de düz öreceğiz bu 2 ilmeği. Arkadan da düz öreceğiz arkadaşlar. Artırdıklarımızı arkadan ters olarak örüyoruz. Böyle tamamını göstermek istiyorum. Evet, artırdığım ilmeğe geldim. Ters ördüm. O ortadaki 2 ilmeği haroşa yapıyorum. Yani düz örüyorum. Yine ters ördüm. Ters örerek devam ediyorum. Evet. Kenar bantın yanında artırmam var. Onu ters örüyorum. Haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak örüyorum. Artırdığım ilmeği de düz örüyorum. Son ilmeği örmeden alıp sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. 7 tane haroşam var. 2, 3, 4, 5, 6,
7 taneden sonra artırma yapıyorum. Bir önceki artırdığım ilmeğin üzerine ördüm düz olarak. Yine düz örerekten devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi artırma, bir alttaki artırma yerine geldim. Ortada iki ilmeğim vardı. O iki ilmek öyle devam edecek. Hem sağında artırma yapacağız. Düz olarak örüyorum. Yani haroşa örüyorum. Hem de solunda artırma yapıyorum. Eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. İpim de inat ediyor. Evet, düz olarak örüyoruz. Evet, yine artırma yerimi. Önüne geldim, artırıyorum. İki ilmeği düz örüyorum. Yani haroşa örüyorum. Başına doladım. Yine düz örerekten devam ediyorum. Evet, yine artırma yerine geldik. O iki ilmeğin önündeyim. Artırıyorum. Yani başına doluyorum. İki ilmek haroşam var. Başına doladım. Yine düz örerekten sırama devam ediyorum diyelim. İpte nedense evet, düz örerek devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi bir artırmam var. Onun ilmeği ördüm. Başına doladım. 7 ilmek haroşam var. 2, 3, 4, 5, 6 kenar ilmek. Evet, artırma yerlerimiz belli oldu arkadaşlar. Tersten haroşaları haroşa, yani kenar bantları haroşa. Ortadaki artırma yaptığımız yerlerin ortasındaki iki ilmeklerimizi de haroşa yapacağız. Yani önden de düz, arkadan da düz öreceğiz. O şekilde devam edelim. Ben tamamlayıp artırmalarımı tamamlayıp döneceğim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar ördüm arkadaşlar. Düğme iliğine geldim. Düğme iliğini de göstereyim size. Şöyle haroşaları sayıyoruz. 3, 6, 9, 12 tane haroşa olduktan sonra ilik koyacağım ben. Siz de ne kadar koymak isterseniz arada mesafe en fazla 14 olsun arkadaşlar. Evet, kenar ilmeği ördüm. 2, 3 ilmek ördükten sonra 4 ve 5. ikisini bir örüyorum. Başına doladım. 2 ilmeğimi ördüm. Sonra yine aynı şekilde örgüme devam ediyorum. Evet, böyle öreceğim. Tamamlanınca tekrar size devamını göstereceğim arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi ben tamamladım arkadaşlar. 15 sıra artırmamı yaptım. Şöyle beraber sayalım. Delikleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. de yaptım. Gördüğünüz gibi düz taraftan gittim. Şimdi tersten gideceğiz. Önce şunu ayarlayalım arkadaşlar. Kol uçlarını haroşa yapacağımız için. Kol uçlarını şöyle benimle aynı şekilde tutun arkadaşlar. Sol taraftaki böyle tutuyorum. Gördüğünüz gibi böyle sermişim önüme. Sol taraftaki ilk yer burası kol. Sağ taraftan da ikinci bölüm kol arkadaşlar. Burası ön, burası da arka olacak. Böyle işaret koyun isterseniz karıştırmamak için. Böyle bu şekilde kol uçlarını
Haroşa yapacağız. Evet, böyle tersinden devam edeceğiz. E7 tane haroşam var. Onları örüyorum. Evet, burası kol ucu olduğu için arkadaşlar, burayı da haroşa yapıyorum. Gördüğünüz gibi düz örüyorum. Düz örerek ilerliyorum. Kol ucu kaç tane beraber sayalım isterseniz. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, öremedim. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Evet, buradaki artırmadan buradaki artırmaya kadar 43 tane ilmeğim var. Zaten burayı da haroşa yapıyorduk, bu iki ilmeği. Sonra burası arka kısım olduğu için arkadaşlar, burayı, buranın ucunu ters öreceğim. Yani burayı normal örgü yapıyorum. Daha önceki gibi önden düz, arkadan ters öreceğim. Sadece kol uçlarını haroşa yapacağız. Evet, böyle ters örerek devam ediyorum. Böyle ta ki buradaki işaretlediğimiz yere kadar, yani buradaki artırmaya kadar gelelim. Burayı da haroşa yapacağız, kol ucu olduğu için. Evet, gördüğünüz gibi ortadaki iki ilmek, artırmaların ortasındaki iki ilmeğe geldim. Onlar haroşa yaptım. Burası da kol, yani kısa kolumuzun ucu olduğu için işaretlediği yer, gördüğünüz gibi tersinden haroşa yapıyoruz. Evet, böyle. Burada da kolumuz, diğer kolumuzda 43 ilmek olması lazım arkadaşlar. Evet, böyle haroşa yaparak buraya kadar gelelim. Evet, sonuna geldim. Gördüğünüz gibi ortadaki iki ilmeği de ördüm. Burası ön kısım olduğu için burayı da ters öreceğim. Evet, ters örerekten bu sırayı tamamlayalım. Son 7 ilmeğimiz haroşa, onu da zaten biliyoruz. Tamamlayıp döneceğim. Evet, ön yüzüne geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kol ucunda bir sıra haroşam oluştu. Orada 4 ya da 5 sıra haroşa olacak şekilde yapacağız. Siz ne kadar yapmak isterseniz. Evet, 7 tane kenar haroşamı örüyorum. Artırma yine de yapıyoruz arkadaşlar. Başına doladım. 7 ilmek ördükten sonra başına doladım. Yine düz örmeye devam ediyorum. Evet, böyle düz örerekten buraya kadar gelelim. Evet, buradaki artırmaya geldim. Yine artırmaya devam ediyoruz. Ortada iki ilmeğim var haroşa, onları ördüm. O iki ilmekten sonra yine artırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi kol ucundaki haroşamı yine yapmaya devam ediyorum. Evet, ters, önden de düz, arkadan da düz öreceğiz. Kol uçlarını haroşa olacak arkadaşlar. Ben 4 sıra yapacağım. İsterseniz 5 sıra yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu kol uçları benimle aynı yapmak isterseniz 4 sıra haroşa olacak şekilde yapalım. Sonra kol kesimlerini, ayrımlarını yapacağız inşallah. Dediğim gibi bir tanesini yaptık. 4 tane olacak toplamda. Bu işaretlediğimiz yerleri unutmayalım, haroşayı unutmayalım arkadaşlar. Ben de yapıp döneceğim.
Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 4 sıra her şey yapacak şekilde ördüm. Şimdi ne yapacağız? O haroşa yaptığımız yerleri, kol uçlarını keseceğiz arkadaşlar. Böyle buraya kadar gelip buradan sonrasını keseceğiz. Sonra gövdeye devam edeceğiz. Evet, ilik yerimiz daha gelmedi. Evet, artık artırmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artırma yapmayacağım. Düz örerek devam ediyorum. Artırmamız bitti. Düz örerek devam edelim. Nereye kadar? Ta ki buraya kadar arkadaşlar, artırma yerlerinin ortasındaki iki ilmek. Oraya kadar gelelim. Oradan sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi artırma yerlerin ortasındaki iki ilmeğe kadar geldim. Şimdi ilkini ördüm. İkincisini de ve bir sonrakini ikisini bir örüyorum. Şöyle ortadan itibaren ayırmış oluyoruz. Sonra ilmeğimi sol şime takıp ikisini bir örüyorum. Sol şime takıyorum, ikisini bir örüyorum. Böyle haroşa yaptığımız yerleri keseceğiz. Evet, sol şime takıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeği sol şime taktım. İki ilmeği bir örüyorum. Evet, böyle sol şimize takıp ikisini bir örerekten devam edeceğiz. Nereye kadar? Yine buradaki haroşaların bitim yeri ya da bu ortadaki iki ilmeklerimiz vardı. Artırmaların sağ ve solunda artırma yapıyorduk. O iki ilmeğe kadar gelelim keserekten. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi kesme işlemini yaptım. Neredeyim? O ortadaki iki ilmeğin ilkini kesiyorum şimdi. Bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Yani ikinci kalmış oldu yine. Evet, burası arka kısım olduğu için örerek, düz örerek devam ediyorum. Böyle düz örerek diğer koluna kadar devam edelim arkadaşlar. Yine sonrasını, yani buraya kadar örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi arka kısmı da ördüm. Burada ortadaki ilmeklerden ilkini örüyorum. Sonra bir sonraki ve bir sonrakini, ikisini bir örüyorum. Sol şişime takıp ikisini bir örüyorum. Evet. Burayı da kesmeye başladık. İlmeğimi sol şişime takıyorum ve ikisini bir örüyorum. Evet, nereye kadar keseceğiz? Burada 7 ilmek kalasıya kadar keseceğiz arkadaşlar. Yine ben sonrasını, yani buraya kadar gelelim, sonrasını göstereceğim. Evet, bu kol ucunda kestim gördüğünüz gibi. Burada 7 tane ilmeğim var. İlkinde kesiyorum. Sonra haroşa yaparak devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde kaldı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kollarını kestik. Şöyle gösterebilecek miyim? Şöyle katlayınca şöyle olacak arkadaşlar. Evet, burası da biraz ördükten sonra daha net olacak. Evet, tersine geçtik. Kesme işlemimiz bitti. Kollarımızı ayırdık artık. Örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok. Tersinden ne yapıyorsak bundan sonra aynı şekilde öreceğiz. 7 tane haroşam var. Onları haroşa olarak ördüm. Gördüğünüz gibi. Sonra karşıya geçiyorum. Burada ters olarak örüyorum. Önden düz olduğu için arkadan ters örüyoruz. Evet.
Böyle ters örerekten devam edelim diğer kola kadar. Yani buraya kadar gelelim. Diğer tarafı da eklemeye göstereceğim. Direkt devam edeceğiz aslında. Evet, diğer kolumu da altını birleştirmeye geldim. Ters örerek devam ettim. Yine ters örerek ilerliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yok. Arada mesafe yokmuş gibi örüyoruz. Evet, böyle ters olarak örelim arkadaşlar. Son 7 ilmeğimiz haroşa, zaten biliyoruz. Artırmamız bitti. Artık gövdeye başladık. Bu sırayı bitirelim. Yine ön yüzü göstereceğim. Evet, ön yüze geçtik. 7 ilmek haroşamı yapıyorum. Yaptım. Yine düzüme geçiyorum. Düz olarak örüyorum. Evet, yine şu koltuk altını göstereceğim arkadaşlar. Koltuk altına kadar gelelim. Yine geçişi göstereceğim. Aslında hiçbir işlem yok. Düz olarak öreceğiz ama ben yine de göstermek istiyorum. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, koltuk altına kadar geldim. Yine dediğim gibi düz olarak örüyorum. Bakın, bir telim var. Ördükçe kalınlaşacak. Böyle düz örerek devam ediyorum. Bu şekilde birleşmiş oluyor. Gövdemiz tamamlanmış oluyor. Evet, böyle arkadaşlar, önden düz, arkadan ters öreceğiz. Boyutunu ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örün. Bana gelen resimde şöyle şuradan göstereyim arkadaşlar. Şuradan itibaren, yani ayrımdan itibaren, bakın ilk sırayı yapmışız bile. 27 tane haroşa örülmüştü aşağıya doğru. O şekilde de yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz, size bırakıyorum arkadaşlar. Evet, iliklerimizi de unutmayalım. 12 tane haroşa ördükten sonra ilik yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Ben gövdeyi tamamlayacağım. Lastik yerine gelince tekrar videoyu açacağım, size göstereceğim inşallah. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim. Düzeltip bu şekil oldu. Ne kadar ördüm? Şöyle onu da anlatayım. Kol altından itibaren gördüğünüz gibi ayırmışız. Ondan itibaren bunu saymıyorum. Hani en son bu haroşayı saymıyorum. Ondan sonra 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28 tane örmüşüm ben. 28 haroşa olasıya kadar bir tane fazla örmüşüm. Sorun olmaz. Evet, tabii siz boyut olarak nasıl, ne kadar yaptıysanız ona göre de orantılı şekilde boyunu uzaltabilirsiniz. Evet, şimdi haroşa yapacağız arkadaşlar. Önden de düz, arkadan da düz öreceğim ben. Siz haroşayı nasıl yapıyorsanız. Böyle önden de düz, arkadan da düz öreceğim. Kol ucundaki gibi 4 sıra ya da 5 sıra haroşa yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamlandı yeleğimiz. Sadece alt kısım kaldı. Lastik ya da kenar kısım kaldı. Evet, haroşa yapalım. Ben 4 sıra yapacağım. Siz de kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. 5 sırada yapabilirsiniz. Tamamlayıp döneceğim. Önden de düz, arkadan da düz öreceğim. Bu şekilde. Evet, 20 ilmek kalasıya kadar eksilttim arkadaşlar. Şimdi bu 2 ilmeği, ikisini bir örüyorum. Sol şime taktım, ikisini bir örüyorum. Sol şime taktım, ikisini bir ördüm. Evet, 3 tane eksiltme yapmış olduk. Haroşa yaparak devam ediyorum.
Evet, çıkışta yapmadım. Dönüşte yani tersinde ikisini bir örüyorum. Sol şişime taktım ikisini. Bir ördüm. Sol şişime taktım ikisini bir ördüm. Evet. Sonra haroşaya devam ediyorum. Çevirdim. Şöyle kaç ilmeğim var? Ön yüzdeyim. 3, 6, 9, 12, 15 tane. Ay 15 diyorum. 14 tane ilmeğim var gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başta ikisini bir örüyorum. Çıkışta da ikisini bir öreceğim. Şöyle ilmek sayım az olduğu için hepsini beraber örelim. Çıkışta da son iki ilmeği örüyorum. Tersine geçtim. Tersinde hiçbir işlem yok. Çevirdim. Ön yüze geçtim. Gördüğünüz gibi çengelli iğnem önde. İkisini bir örüyorum. Haroşa yaparak devam ediyorum. Çıkışta da ikisini bir ördüm. Kaç ilmeğim var? 3, 6, 9, 10 ilmek. Evet, çevirdim. Tersinden hiçbir işlem yok. İlmek kalasıya kadar eksilttik yani. Çevirdim. Şimdi kesiyoruz. Bitti. İkisini bir ördüm. Sol şişime taktım. İkisini bir ördüm. Evet. Tamamen keserim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kestim arkadaşlar. Tamamladım. Şöyle ipimi de içinden geçirdim. Ucuna iğne geçirmiştim. Bulutumuzu şöyle göstereyim arkadaşlar, bu şekilde. Ve buradaki ilk düğme iliğinden itibaren diyelim, hani tam nereye koyacağınızı göstereyim. Bu şekilde ortalı bir şekilde böyle yerleştirelim. İsterseniz çengelli iğnemi, diğerlerini getirmemişim. Şöyle sabitleyelim. Böyle ortalı şekilde sabitledik. Böyle dikiyorum. Böyle tamamen etrafını giderek dikelim arkadaşlar. Böyle bu şekilde tamamen dikelim. Ben de dikip döneceğim. Gördüğünüz gibi diktim arkadaşlar. İğneme siyah ip geçirdim. Örgü ipi olabilir, patik ipi olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi işaret koydum. Şöyle bu şekilde. Burası da tam ortası arkadaşlar. İkişer tane. Böyle gördüğünüz gibi buradan da 1, 2, 3, 4 arayla şuradan çıkıyorum ilk işaretinde. Burası da şuradan sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'nin üzeri, 8. haroşanın üzeri. Sağa doğru bir sonrakine, 2 yukarıda bir sonrakine girdim.
Sonra buradan çıkıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Böyle bu şekilde orantılı olmasını istiyorsanız böyle önceden işaretleyin. Şekil vermek adına. Gelmedi. Ben altı düzelteyim. Evet, gördüğünüz gibi diğer işaretlerini taktım. Şöyle yukarıya doğru çıkardım. Tekrar buradan girip ileriden çıkıyorum. Bunu çıkartayım. Buradan girip iğnemin oradan çıkıyorum. Evet, tamamdır. Bu şekil. Böyle yapalım arkadaşlar. Ben şu aşağıya doğru ineceğim. Evet, ipimi kestim geri. Şöyle yağmur damlasını göstereceğim. Şöyle buradan sola doğru şöyle üçüncüden başlayacağım. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle yapıyorum. Tekrar ilk başladığım yerden giriyorum alta. Bu şekilde. V şeklinde yağmur damlası yapıyoruz. Sonra bir yana kayıyoruz. Şöyle 3 tane arada bırakıyoruz. Anlatabilecek miyim bilmiyorum ama ortadan çıktım gördüğünüz gibi. Bu şekilde çıkıyorum. Tekrar ortaya giriyorum. 3 tane mesafe bırakıyoruz. Bak 1 2 3 4.'cüye şöyle tam ortaya gelecek şekilde giriyorum. Tekrar ortaya giriyorum. 1, 2, 3, 4.'cünün ortasından böyle yan yana gelecek şekilde, denk gelecek şekilde ayarlayalım. Bir, iki, üç, dördüncü. Üç, dördüncü. Böyle gördüğünüz gibi. Yine dördüncü şöyle şuradan. Yağmur damlası yapıyoruz. Şimdi şöyle bakın tam 3 tane ortada aramız var. Ne kadar aşağıya iniyorum? 1, 2, 3, 4.'ye iniyorum. Şundan itibaren sayarsak. Ben yine de bir bakayım. Evet 4.'ye iniyormuşuz. Şöyle 1, 2, 3,
dördüncünün yanından şöyle ortaya doğru gidiyorum. Bakın. Buradan çıkacağım. Şöyle. Yine aynı V şeklinde yağmur damlası yapıyoruz. Buradan da yine bakın ortada şuradan çıkıyorum. V şeklinde yağmur damlası. Evet, bu şekilde yana doğru gidelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi üst sırada 7 taneydi yağmur damlamız. Şimdi 6 tane. Şöyle bir alta iniyoruz yine. 1, 2, 3, 4'üncünün yana doğru tam ortaya denk gelecek şekilde indim. Evet, yine bunların ortasına şöyle şu şekilde geçiş yapıyorum. Evet, bu sıramızda tamamlayalım arkadaşlar. Bu aralara denk gelecek şekilde gösterdiğim gibi. Evet, üçüncü sıra yağmur damlamızı da tamamladık. Yine ayarlıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4'üncünün yandan ortaya doğru üçüncüye, pardon, ikinciye. Zaten ilmeklerimiz V şeklinde arkadaşlar. Yine V şeklinde yağmur damlası yapıyoruz. Biraz önce de 5 tane kalmıştı. Şimdi 4 tane kalacak damlamız yapınca. Evet, bir yana gidiyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hep şöyle şuradan başlayacağız. Bir sonraki sırada da buradan başlayacağız. Böyle azalacak bir tane kalasıya kadar yağmur damlası yapacağız. Evet, ben tamamlayacağım arkadaşlar. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi bitirdim arkadaşlar. Yağmur damlalarını, düğmelerini de diktim. Çok güzel oldu, çok hoş oldu. Sevdikleriniz, bebişleriniz sağlıcakla giysinler inşallah. Nasıl kullanılacak onu da bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ütü, ben örgüde pek ütü sevmiyorum. Çünkü ütü sıcak olunca yıpratıyor. Yani bozuyor gibi. Ya da çok illa böyle düzgün dursun ütü yapmak istiyorum derseniz nemli bir bez serin. Ütüyü de çok ısıtmayın arkadaşlar. Öyle ütüleyebilirsiniz düzgün durmasını istiyorsanız. Ütüyü sevmiyorum. Makine kesinlikle atmayın derim bebek örgülerini. Daha uzun kullanmak istiyorsanız, hep yeni kalmasını istiyorsanız elde yıkayın. Hatta böyle yaptıktan sonra da yumuşatıcı, ılık suya yumuşatıcı koyup böyle hafiften ıslayıp böyle ıslayıp tekrardan durulayıp serebilirsiniz. Kendisini bırakır, ütüye gerek kalmaz diye düşünüyorum. Evet, bu da bir bilgi olsun. Dediğim gibi kesinlikle çamaşır makinesine atmayın ki uzun ömürlü olsun. Örgüleriniz hep yeni gibi kalsın, yeni örülmüş gibi kalsın. Sıcak suda da yıkamayın. Evet, çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Beni bırakmayın diyorum. Mutlaka beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Tabii abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.